Merhaba, bugün bez çanta boyamak istiyorum. Çantamın boyutu 39'a 34 santim. Bu çantayı internetten bir siteden sipariş vermiştim. Çantayı aldığım sitenin linki açıklama kısmında yer alıyor, oradan bakabilirsiniz. Boyamaya başlamadan önce boyanın arka yüzeye geçmemesi için çantanın arasına bir karton yerleştirmemiz gerekiyor. Ben önceden bir kartonu çantanın boyutlarını da kesmiştim. Onu şimdi çantanın içine yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Boya yaparken dalgalanmaları önlemek için kartonun çanta hizasında olması gerekiyor. Ben resmi üst kısımlara doğru yatacağım. Yani en alta doğru ilerletmedim kartonu. Yani kartonun iki tane amacı var. Birincisi çantayı gergin tutma, ikincisi boyanın arka yüzeye bulaşmamasını sağlamak. Boya olarak Sturm kumaş boyasını kullanıyorum. Bu boya makinede de yıkanıyor. Özellik olarak akrilik boyaya biraz benziyor. Akrilik boyadan daha sulu diyebilirim. Bir saat içerisinde kuruyor ve aynı zamanda su ile inceltiliyor. Sabitlemek için de tersten 5 dakika boyunca ütülenmesi gerekiyor. Kapatıcılığı yüksek renklerin. Yaprak boyama için kullanacağım renkler: beyaz, yeşil, siyah ve mavi. Yaprak çalışmamı bu dört renkle tamamlayacağım. Kullanacağımız diğer malzemeler: boyayı karıştırmak için bir kap, boyayı sulandırmak için su ve fırçalar. Detay çalışması olduğu için ince fırçalar tercih etmekte yarar var. Hangi fırçaları kullandığım açıklama kısmında yazıyor olacak. Boyamaya başlamadan önce bir şablon oluşturuyorum. Bunun için bir kurşun kalemle önce dalları, sonra yaprakları belirliyorum. Öncelikle tüm boyaları kabımıza aktarıyoruz. Boyanın hiçbir zaman kendi rengini kullanmıyoruz. Yani boyaya her zaman başka bir ton katıyoruz ki daha gerçekçi dursun diye. Şimdi siyah, yeşil ve mavi renkleri birazcık birbirine karıştırıyorum. Bir ara renk elde etmek istiyorum. Yaprakların daha fazla pastel tonlarında olmasını istediğim için mavi de kullanıyorum. Bu yeşilliğin canlılığını kıracak. Beyaz ve siyah renkleri de kullandığımda pastel tonlara dönük bir renk elde etmiş olacağım. Renk karışımını yaparken her zaman bolca su kullanıyorum. Çünkü su kullanmadığımızda kumaş kendini gerecektir ve buruşuk bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bunu önlemek için bolca su kullanmamız gerekiyor.
Yaprakları boyarken önemli noktalar var. Bunların ilki bolca su kullanmak. Çünkü suyu az kullandığınızda boya fırçanızdan kumaşa geçmeyecektir. Yani boya fırçanızda kalacaktır. Bundan dolayı bolca su kullanmak çok önemli. Hatta boyayla birebir ölçüde diyebilirim kumaş üzerine resim yaptığımızda. Yaprakları boyarken öncelikle yaprağın başlangıç aşamasından başlıyoruz ve fırçamızı o aşamada çok bastırmıyoruz. Gövde kısmına geçerken fırçamızı daha çok bastırıyoruz ve sonradan tekrar fırçamızı kaldırıyoruz. Bu sayede yaprağın ana hattını oluşturmuş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra ince işlere geçiyoruz ve bunun için birazcık daha ince bir fırça kullanabilirsiniz. Ve bolca suyla yaprağa detayları veriyoruz. Ve koyu yeşil tonlarıyla boyut katıyoruz.
Son olarak tüm yapraklara detaylar ekliyoruz. İçinden kartonu çıkarıp tersinden 5 dakika boyunca ütülüyorum. Bu şekilde boyayı sabitlemiş oluyoruz ve yıkanabilme özelliğine sahip oluyor. Yaptığınız çalışmaları görmeyi çok isterim. Instagram linkim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan paylaşırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.